Yani. Evet. Evet, telefon kırılmış zaten. Değerli basın mensupları, hoş geldiniz. Basın toplantımıza hoş geldiniz. Sayın Valim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, bu basın toplantısına onur verdiniz. Bu basın toplantısının sebebi, bundan birkaç ay önce Kayseri Spor'umuzla ilgili yapmış olduğumuz toplantılarda başta Sayın Valimizin, Büyükşehir Belediye Başkanımızın, vekillerimizin ortak kanaati sadece bilet, loca veyahut da bir takım başka gelirlerden ziyade bir yardım kampanyası, Kayseri Spor'u sahiplenme kampanyası yapalım. Burada aynı yardımlar, SMS'ler, başka türlü giderleri bir şekilde paylaşalım. Kayseri'yi sevenlerle, Kayseri Spor'u sevenlerle paylaşalım istedik. Bunun için de önce 3 operatörden de ortak bir numara alarak, 38-30 numarasını alarak SMS kampanyasını başlattık. Ama esas lansmanını biraz sonra Sayın Valim belki bir miktar bahsedecektir. 19 Eylül'de yapacağımız canlı yayın, ulusal televizyonlarda yapacağımız canlı yayında Türkiye'deki ağırlıklı Beyaz TV ile Avrupa'da TGRT Avrupa ile canlı yayınlanacak. Aynı zamanda yerel kanallarımızda isteyenler konferans salonunda, Kadir Has içerisindeki konferans salonunda canlı yayını yapacağımız gecede duyuracağız. Burada Kayserili iş adamlarımızın, zenginlerimizin, yurt içinde Kayseri Spor'u sevenlerin yardımlarına başvuracağız. SMS kampanyasını başlatacağız. İşte bütün bunların tüm startını da bugün basına duyurmak açısından buradaki basın toplantısıyla vermiş oluyoruz. Detaylarıyla ilgili açıklamalar zaman zaman sitemizde ve basında yer alacak. Valilik, belediyemiz bu konuda açıklamalar yapacaklar. Ben bu vesileyle hem bu fikri ortaya attıkları için hem de teşrif edip bu basın toplantısına katıldıkları için Sayın Valime, Sayın Belediye Başkanıma teşekkür ediyorum. Ve sözü Sayın Başkanıma bırakıyorum. Evet. Çok değerli valim, kıymetli Kayseri Spor'umuzun yönetim kurulu başkanı, değerli basınımız, öncelikle şöyle saydım herhalde 15 civarında mikrofon var. Evet. Hoşuma gitti. Bu Kayseri Spor'umuza sahip çıktığımızın en güzel göstergesi. Değerli basınımıza ben teşekkür ediyorum. Umarım her kesimin aynı şekilde gerek taraftarımızla, gerek Kayseri'mizin iş adamlarıyla, gerek yerel yöneticileriyle, gerek mülki yetkililerimizle, kısacası Kayseri nefesini soluyan, Kayseri'nin havasını soluyup ben Kayseriliyim diyen, Kayseri'mize sahip çıkma anlayışı, aidiyet duygusu içerisinde olan herkesin sahip çıkması gereken bir konuyu bugün burada paylaşıyoruz. Elbette ki Kayseri'nin değerleri var. Erciyes'imiz bir değer, Kayseri Spor'umuz bir değer, manevi önderlerimiz bir değer, sanayicilerimiz, organize sanayilerimiz, üniversitelerimiz gibi bunlar çoğaltılabilir. Önemli olan bunlara sahip çıkmak, bu değerleri elbette ki gündeme taşımak, gündemde hep olumlu yönleriyle tanıtmak. Ama bunların içerisinde Kayseri Spor bizim olmazsa olmazımız. Artık bu bir gerçek. Profesyonel takımların olduğu şehirler elbette ki daha çok gündemde kalıyor. Kendisinden daha çok söz ettiriyor. Başarı da bir miktar yukarıya doğru olursa çok daha fazla kendisinden söz ettiriyor. Biz Kayseri'mizin hep güzel anılmasını, hep güzel konuşulmasını önemsiyoruz. Bu konuda da Sayın Valimizin başlatmış olduğu SMS kampanyası konusunda her türlü desteğe vermemiz gerektiğini, bu Kayseri Spor'a sahip çıkma yükünü ve duygusunu bazı kesimlere yıkma anlayışı içerisinden uzaklaşıp her kesimin mutlaka bunda yer alması gerektiğini ben önemsiyorum. Bu konuda üzerimize ne düşüyorsa bizler her zaman gerek Kayseri Spor'umuzun gerek yönetimimizin tabii ki taraftarlarımızla birlikte, oyuncularımızla, hocamızla birlikte el ele yanında olacağımızı paylaşıyor. Ben duyarlılığınızdan ve bu alanda vereceğiniz destekten dolayı şimdiden sizlere teşekkür ediyorum. Evet, değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız, değerli kulüp başkanımız, yöneticilerimiz, kıymetli spor yazarlarımız, değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Evet, Kayseri'mizin önemli değerlerinden olan Kayseri Spor'umuza yardım etmek, katkı vermek, Kayseriliyim diyen, Kayseri'de yaşayan herkesin görevi. Göreve başladıktan sonra
her zaman Kayseri sporumuzun yanında olacağımı ifade etmiştim. Tabii ki böylesine güzel bir şehirde, böylesine güzel bir ortamda hep en iyisini yapmamız lazım. Hep en iyisini, en güzelini yapmamız lazım diye düşünüyorum. Sezona başlarken biraz geç başladık. Kongrede hatırlarsanız şunu ifade etmiştim. Çok yakın zamanda bir yardım kampanyası başlatalım. Çünkü bize şöyle talepler geliyor. Efendim biz Kayseri sporumuza yardım etmek istiyoruz ama işte bankaya gidemiyoruz. Store'a gidip malzeme alamıyoruz, forma alamıyoruz. Dedik ki birçok yerde yapılan bir uygulamayı, bu SMS uygulamasını ve 3 ayrı çeşidi, yani sadece valilik olarak verdiğimiz izinde SMS izni yok. Bunun yanında bankadaki hesaba para yatırma, bazı yerlere kutular koyma şeklinde 4 ayrı şekilde yardım toplama için izin verdik valilik olarak. Tabii ki kulüp başkanımız az önce ifade ettiler. Biz aslında bu lansmanı statta yapmayı düşünüyorduk. Fakat maalesef karşılaştığımız sorunların çözümü için mesaimizin önemli bir kısmını bu işlere harcadık. Ve biraz bu lansman konusunda geciktiğimizi de itiraf etmek istiyoruz. Çünkü bizler bu işi iyi bir şekilde sonuçlandırmak istiyoruz. Bizler az önce de ifade ettiğim gibi Kayseri'de yaşayan herkes, Kayseri'lim diyen herkesin bu kampanyaya katılmasını bekliyoruz. Yükü sadece belirli kesimlere yüklediğiniz zaman oradan alacağınız sonuç kalıcı olmaz, uzun vadeli de olmaz. Biz bu yükü herkese eşit şekilde yüklemek zorundayız. Hepimiz bu yükü yüklenmek zorundayız. Çünkü Kayseri Spor hepimizin, bizim marka değerimiz. Kayseri Spor'umuzun başarısı için hepimizin fedakarlık yapması lazım. Kampanya başladığı günden beri, daha doğrusu izin verdiğimiz günden beri ve GSM operatörlerinden izin aldığımız günden beri gittiğim her ortamda, bana gelen her gruba, her misafire bu kampanyaya katılmaları için ricacı oluyorum. Şimdiye kadar tabii ki ne oldu, ne bitti, bunların çok fazla bir önemi yok. Önemli olan bundan sonra yapacaklarımız. Çünkü biz bu kampanyanın süresini uzatma yetkisine sahibiz. Biz 10 aylık bir süre vermiştik. Biz bu süreyi uzatma yetkisine sahibiz valilik olarak. Eğer Kayseri Sporumuz, vakfımız talep ettiği takdirde biz bu süreyi uzatırız. Ama ben herkesten şunu rica ediyorum. Hiç kimsenin bahanesi olmasın. Hiç kimse bazı şeyleri bahane ederek ya işte bu böyleydi, bu geçmişte şöyle oldu. Bunların hepsinin üzerine bir sünger çekelim. Arkadaşlar biz birbirimizin kusurunu ararsak, birbirimizin hatasını ararsak hiçbir şey yapamayız. Eğer amacımız gerçekten Kayseri Spor'a hizmetse bunun gerisi teferruattır. Oturacağız. Oturduğumuz yerden ya telefonla canımız sıkıldığı zaman Kayseri Spor'umuza yardım atalım. SMS atalım. Banka hesaplarımız orada. İşte 19 Eylül'de yapılacak lansman için bizim Boydak Holding CEO'su Alparslan Bey'in çok büyük bir özverisi var arkadaşlar. Bu canlı yayınlanması konusunda ulusal televizyonlarda, hatta biz sosyal medya üzerinden yurt dışındaki hemşerilerimizden de bir takım talepler alıyoruz. Diyor ki Sayın Valim, biz işte SMS atamıyoruz. Kayseri Spor'umuza nasıl yardımcı oluruz? İşte bu canlı yayında bunların hepsini anlatalım. Hiç kimsenin bir gerekçesi kalmasın. Kayseri Spor'a yardım etmek isteyen herkesin önünü açıyoruz. Herkese fırsat sunuyoruz. Oturduğunuz yerden olsun, işte maçlara geldiğinizde veya işte çarşıya gezmeye çıktığınızda Kayseri Spor'a yardım edecek bir imkanınız olacak. Yani bir yardım etmeme ile ilgili bir gerekçemiz ortadan kalkmış olacak. Bu gerekçelerin hepsini ortadan kaldırıyoruz. Evimizde otururken, koltuğumuzda maç seyrederken, stattayken, çarşıdayken, alışverişteyken amacımız Kayseri Spor'a yardım ise zaten bunu gerçekleştirecek enstrümanları biz hayata geçiriyoruz. Biz tabii ki iş adamlarımızdan ciddi katkılar bekliyoruz. Sanayicimizden katkılar bekliyoruz.
Elbette ki yükü belirli kesimlere yüklememek lazım. Herkesin bu yükü yüklenmesini bekliyoruz. Ben tekrar bu konudaki desteklerinden dolayı Boydak Holding CEO'su Alparslan Bey'e, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, çalışmalarından dolayı kulüp başkanımıza, yöneticilerine ve en önemlisi siz basın mensuplarına ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Biz sosyal medyadan taraftar gruplarımızla sürekli iletişim halindeyiz. Bu arkadaşlarımızın kendi bu kıt imkanlarıyla nasıl can siparihane Kayseri Spor'a yardım etmek için çalıştıklarını ben yakından takip ediyorum. Onlara teşekkür ediyorum. Onlar hiçbir zaman Kayseri Spor'umuzu yalnız bırakmasınlar, desteklerini versinler. Biz Allah'ın izniyle Kayseri Spor'umuzu hak ettiği yere, layık olduğu yere Kayseri olarak, bir bütün olarak sayın vekillerimizle, bakanlarımızla, belediye başkanlarımızla, yönetimimizle, taraftarlarımızla, esnafımızla, sanayicimizle, herkesle inşallah bu amacımızı gerçekleştireceğiz. Ben tekrar bu kampanyanın hem Kayseri Spor'umuza hem Kayseri'mize hayırlı olmasını diliyorum. Ve buradan bizi izleyen bütün seyircilerimizden de bu programı izlerken 38.30'a KS 1966 yazıyoruz ve 38.30'a gönderiyoruz. Buradaki basın mensubu arkadaşlarım şimdi telefonlarını çıkartıyorlar. Bir deneme yapıyoruz arkadaşlar. Evet, telefonları görelim. Kameramanlar herkes telefonunu çıkarsın. Benim telefonumu da ver. Şahsi telefonumdan atıyorum ha. Evet. Şimdi başkanım senin telefonun nerede? Benimkileri atıyorlar. Evet. Fatih atıyor. Hazır mıyız arkadaşlar? Ben sizinkinden atayım. Evet. 38-30 yazıyoruz. Evet. Boşluk 1966. Biraz sonra kontrol edeceğim. Telefonları toplayıp mesaj geliyor. Teşekkür mesajı. Kime gelmezse ceza olarak 10 tane atacak. Geldi mi? Attın mı? Evet. Evet. Başkanımın da geldi. Evet, benimki de geldi arkadaşlar. Yalnız şu teşekkür yazmış. Onu teşekküre çevirsinler efendim. Ne yapıyorlar? Teşekkür. Tefekkür dedim. Senin telefonun dili bozuk. Anlamıyor senin telefonun başkanım. Benimkine teşekkür yazdım. Bizimki gönder. Tamam, herkes gönder. Evet. Onu aslında Galatasaray maçında yapacaktı. 8 dakikada. Söyledik. Anons da ettiler ama. Galatasaray maçı. Yapanlar oldu da esas. Şimdi bahanemiz yok. Galatasaray maçı geçti, bahanesi olmasın. Önümüze bakıyoruz. Bir tane de şundan atalım kimse. Bu kimin telefonu? Bunda var mı? Evet, kaydı. 14 dakikadır konuşuyoruz zaten. Sayın Valim, Lasman'la ilgili bilgi görürsen vereyim bir şey. Nasıl hocam? Saat kaçta? Hocam, nerede olacak? Evet arkadaşlar. Basın mensuplarımız. Oktay Bey, lansman nasıl olacak? Bu akışla ilgili bir kısa bilgi istedi. Biz açıklamalarda bulunacağız ama kabaca şöyle söyleyeyim. Perşembe günü 19'da saat 21'de iki kanaldan canlı yayınla, onlar canlı yayın araçlarını Kayseri'ye gönderecekler. Biz salonu hazırlamış olacağız. Salonda Kadir Has'ta, evet. Bir tarafta 500-600 kişilik taraftar grubu olacak. Takım orada olacak. Şehir protokolü orada olacak. Eski kulüp başkanlarımız, yöneticilerimizin hepsi oraya davet edilmiş olacaklar. Bunun dışında şehirden yine davet edeceğimiz iş adamlarımız, odalarımız vesaire orada olacaklar. Orada olduğumuz esnada çok büyük bir ihtimalle Beyaz TV'nin spor sunucuları Sinan Engin'le Ertem Şener çok büyük ihtimalle bir program bozulması olmasa %90 ihtimalle Kayseri'de olacaklar. Sürprizler kalsın başkanım, her şeyi anlatma şimdi. Peki, geri kalanını anlatma. Geri konuklar olacak, onları söylemiyorum. Belki o zaman artabilir ilgi. Bu arada esas
Bir tarafta SMS ile ilgili şey görecek, SMS çağrısı yapacağız. Bir tarafta da sahnede arkasında 1038, 2038, 3038 yazan birer tane formu olacak. Askıya asılmış olacaklar. Biz iş adamlarımızla görüşüp 100 liradan tanesini temsil olarak o 1038 formayı satacağız ona. Yani 1000 forma 100 bin lira etmiş olacak. Böyle telefon bağlantısıyla şehrimizin gerek burada gerek Avrupa'da gerek İstanbul'daki bu kulübe gönül verenler telefon bağlantısıyla adı yazarak, canlı yayını alınarak, kendisiyle sohbet edilerek ben askıdaki işte 3038'li formanın birini alıyorum deyip alıp adını yazdıracak. Bu şekilde bir kampanya devam edeceğiz. Bizim aradıklarımızın dışında spontane kendiliğinden arayanlar olacaklar. Belli sayıda sayıdan az olanların isimlerini yazıp isimlerini okuyacağız. Yani çok şenlikli 2,5 saate zannederim 150 kişiyle kontak kurabiliriz diye düşünüyoruz. Avrupa yayınımız 1 saat fazla sürecek. TGRT Avrupa. Orada saat farkından dolayı da 1 saat fazla yayın yapmak istediler. Biz de o şekilde istedik. Yani hem TGRT hem Beyaz TV hem mahalli televizyonların canlı yayınıyla çok nefis bir program yapacağımızı düşünüyoruz. Bu arada da demin dediğim gibi hem SMS hem de maddi katkı anlamında temsili forma satışıyla şeyimizi devam ettireceğiz. Orada banka hesap numaralarımızı da paylaşacağız. Evet. Bizim çünkü direkt olarak o yetkiyi de verdik, o izni de verdik. Vereceğimiz banka hesap numaralarına yani bilgisayarın başında oturup ben 500 lira yardım yapacağım diyen o imkanı da onlara sunmuş olacağız. Daha önce polis öyle bir kampanya olur, en son iş adamı bir söz verir, kapatılır, o vadeden dahi toplanamaz demiş. Geniş kapsamlı Türkiye, Avrupa çapında, dünya çapında program yapılacak. Beklentili olarak Kayseri Spor Kulübü'nün elbette kampanyamızı devam edeceğiz diyoruz, uzatabiliriz diyoruz. Ama altını çizdiğimiz zaman, kulüp başkanımız da burada, Büyükşehir Belediye Başkanımız da zaten de burada. Altını çizdiğimiz zaman nasıl bir beklentimiz var burada, rakamsal oyunu? Vallahi o size kalmış işte. Kayseri içinde. Yani ilk defa yapıyoruz. Sen de söyledin. Dolayısıyla bereketi ne olacağını bilmeyiz. Bereketi içinde öncekilerde yemek parası bile kulübe varıyordu. Ben onu biliyorum. Şimdi şöyle bir şey işte şunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani hiç kimsenin yardım etmeme gibi bir bahanesi kalmayacak. Ya evde oturdu işte oturduk buradan az önce biz Kayseri örnek gösterdik daha. Bundan daha canlı bir örnek olabilir. Bak herkes burada. Bütün basınımız burada. Siz buradasınız. Sağ olasın. Yani oturduk atıyoruz. Yani her toplantıda ben bir tane atıyorum. Muhtarlarla toplantıda atıyorum. Odaya gelenle beraber atıyoruz. Bir de Sayın Valim bilmiyoruz diyorlar. Bize bir gösterir misin diyorlar. Tamam mı? O arada faturayı göndereceğim Erol Başkan'a yalnız. Her gelen kişiden 10 tane diyordunuz. Sayın Başkan da mı 10 tane her gelen ziyaretçinin? Bilmiyorum artık başka. Bu bizim ziyaretçi sayısını azaltmaya vesile olur. İşin şakası bir tarafa. Dediğim gibi yani biz büyük bir şehiriz. Biz güçlü bir şehiriz. Evet. Biz güçlüyüz. Kayseri olarak güçlüyüz. Biz güçlü bir Kayseri spora sahip olmak zorundayız. Kayseri sporumuzun artık yani çok daha iyi yerlerde olması gerekir. Bu seyirciyle, bu potansiyelle, bu taraftarla, şehrin bu dinamikleriyle herkesin bir araya geldiği bu ortamda bizim mutlaka başarılı olmamız lazım. Onun için herkesin üzerine düşeni yapması lazım. Bakın 3 milyon Kayserili var diyoruz değil mi? Herkes bir SMS atsa 3 milyon SMS. Herkes 2 SMS atsa ne yapıyor? 6 milyon SMS. 6 milyon SMS bizi rahatlıkla Avrupa kupalarına götür onu söyleyeyim. Bütün hesapları evet. Yani düzeltir. Yani Avrupa kupalarına gideriz. 6 milyon SMS gelsin Avrupa kupalarına gitmeyince değil mi başkanım? Hesabını sana sorarız o zaman. Parayla mı gidiyor başkan? Yok, hayır ya güçlü takım yapacaksın işte. 6 milyon SMS 60 milyon yapıyor arkadaşlar. Ciddi rakam. İyi rakam değil mi? Bu SMS, bu kampanyanın Sayın Valim'in vurguladığı olay şu. Ekonomik olarak tabii örnekler var. Başka şehirler yaptılar. Bizim 5'te 1'imiz, 4'te 1'imiz şehirler yaptılar. Aldıkları rakamları biliyorum.
ona kadar onun gibi, onun bir iki katı falan alınsa bizi çok ciddi şekilde rahatlatır. Önce bunu söyleyelim. Yani maddi değerini söyleyelim. Bizde bir takım rakamlar var. Ama bunun dışında mensubiyet şuurunu geliştirmek açısından da bu çok önemli. Sayın Valim diyor ki artık bahaneniz yok. Gelemediler, edemediler, yapamadılar, yok. Telefonla bağlantılar yapılacak. SMS şansı var. Banka hesap numarası verilecek. Kendisinin ismini o günkü programda ciddi bir yardım yapıyorsa orada duyacak, edecek. Zannediyorum ben Kayseri Spor'a sahip çıkacaktır. Ve Perşembe'nin ertesi günü olan Cuma, hayırlı Cuma günü de biz bu şeyi açıklarız. Olan biteni açıklarız. Bu kampanyayı ilk üyelik konusunda da bu kampanyayı geliştirsek daha hoş olmaz mı? Sayın Başkanım, Sayın Valim'in başkanım. Yani kongre, delegasyon vesaire anlamında. Onun için de bir bedel konumuz var. Sembolik bedel değil. Güzel bir bedel konu. Zaten sembolik bedel, yani şey yok ki. Böyle uzun bir para yok da işte. Yani arkadaşımız diyor ki o sembolik bedeli kaldıralım. Mesela 1000 kişi üye olmak istiyorsa alalım adamlardan 50'şer bin lira. Değil mi? Ne verirler? Yok, o daha küçük diyor. Hayır, bence daha yüksek dedi. Daha yüksek. Öyle mi? Şimdiki sembolik çünkü. Ha, anladım. O da bir katkıdır. Yani fiyat artırınca daha çok adam gelir mi? Sayın Valim, 19 Eylül gecesi düzenlenecek lansmandan sonra herhangi bir ona benzer bir program planlıyor musunuz? Yoksa sadece 19 Eylül'de yapılacak programla birlikte kampanyada tamamlanmış mı olacak? Hayır, kulübümüz, yönetimimiz ne zaman arzu ederse alternatif veya daha doğrusu tekrarını isterlerse tekrarını da yaparız. Stad'da yaparız, Cumhuriyet Meydanı'nda yaparız. Yaparız yani, yeter ki Kayseri sporumuza katkı sağlayacağına inanalım. Biz her türlü desteği hep beraber vermeye hazırız Kayseri sporumuza. Yönetimimiz bize böyle bir teklif getirdi. Sayın Valim hemen böyle bir basın toplantısı. Biz az önce Memduh Başkanım'la yine dağ tepe dere dolaşıyorduk. Tozun içinden geldik zaten. Koştura geldik. Bugün geldiler sonuçta. Yani dün geldi başkanım, ziyaret etti. Bugün hemen yapalım. Az önce de ifade ettiğim gibi eğer mevzu Kayseri sporsa gerisi teferruattır diyoruz. Klasik bir laf ama yani bizim bunu içtenlikle benimsediğimiz bir cümle. Belediye başkanımızla, milletvekillerimizle ve Kayseri halkımızla beraber söz konusu Kayseri sporsa herkes taşın altına elini koyacaktır diye düşünüyorum ve beklentimiz de o yönde. Ya az önce de ifade ettiğim gibi hadi yani bu 10 ay devam edecek. Şunu bekliyorum. En az 500 bin kişi bu SMS kampanyasına dahi katılırsa yani bizi çok rahatlatacak. Yani her ay bir mesaj atsın. Yeter, biz ayda 3, 5, 10, 20 neyse yani bulduğumuz ortamlarda habire atıyoruz. Atmaya da devam edeceğiz SMS'leri. İnat da kovalayacağız değil mi başkanım? Sayın Ali bir de Kadir söylemiş ya, bizim de kendilerinden bir isteğimiz olsun. Bu basın toplantısını bugünün haberi olarak sadece kabul etmeyin. Farz edin ki bunu her gün sizinle yapmışız. Siz hepiniz bizden daha iyi Kayseri sporcusunuz. Kendiliğinizden oluşturarak ayın 19'una kadar heyecanı daha yukarıda tutmak adına çeşitli yazılar, başlıklar, röportajlar, insanları yönlendirmeler yaparsanız bu bizim basın toplantımız sadece bir start vermek. Aslında bunu yani topluma yayacak olan sizlersiniz. Yani 19'una kadar bölüm, 19'unda pik yapacak. Oradan elde edeceğimiz neticeye göre de Kadir'in dediği gibi belki aralıklı bir şekilde daha eksiklerimizi de görerek yapabiliriz daha sonrası. Mustafa Bey hazırlamış, onu sen gönder. Şimdi mesela arkadaşlar İstanbul'daki böyle bir paylaşım uygunsa diyorlar. Evet, olabilir yani. Böyle yani alternatifler, değişik şeyler olabilir. Mustafa'yla şey yaparsan. Tamam, bunu şey yap. Bak arkadaşlar birkaç görsel hazırlamışlar. Bakın İstanbul'dan arkadaşlarımız var. Kamu görevlisi arkadaşlarımız arıyor. Dernek üyesi arkadaşlarımız, dernek başkanlarımız arıyor. Kendileri organizasyonlar yapıyorlar. SMS kampanyasına katkı veriyorlar. Yani bunu biraz daha biz Kayseri içerisinde sahiplenirsek dışarıdaki Kayserili hemşerilerimiz bizden daha çok destek verecekler. Onları da bu işe yani yönlendirmek, bilgilendirmek bizim görevimiz. Biz onu yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir şey de olabilir Sayın Valim. Oktay Bey, şimdi bu Kayseri'yi hepiniz çok iyi tanıyorsunuz. Bence marifet iltifata tabidir.
yönlendirmek adına Kayseri'mizde bu konuda yardımcı olabileceklerin isimlerini gazetelerinizde telaffuz ederseniz, hadi Oktay göreyim seni, hadi Mehmet senden de bekliyoruz gibi bir takım şeylerle, desteklerle onları iştahlandırarak biz de kendilerini arayacağız zaten, konuşacağız. Gecede de telefonla bize bağlanır da görevlerini yaparlarsa çok yorulur ama bu konuda sizin listeleme veyahut da bu insanların isimlerini önceden teşvik etme açısından da büyük göreviniz var. Sayın Valim, bir konu daha var. Şimdi maddi konuda sıkıntı yaşayan kulüpler, Süper Lig'de veya birincilikte sıkıntı yaşayan kulüpler bu tür geceleri daha önce düzenlemişlerdi televizyonlarda veya farklı mecralarda ve orada forma sözleri verilmişti. Verilen bu forma sözlerinin de bazen geri dönüşlerinin olmadığını da bazı kulüplerden biz öğrendik. Onlar sosyal medyadan paylaştılar. Verilen sözlerin yerine getirilmesini istiyoruz şeklinde. Bu canlı yayında gerçekleşecek forma sözlerinin takibi nasıl olacak? Bununla ilgili biz yapacağız. Şimdi şöyle bir şey, onu kulübümüz yapacak da tabii bu konuda gene basın mensuplarımıza da görev düşüyor. Yani söz verdiğiniz zaman sözünüzü yerine getireceksiniz. Yani bunlar sırf oraya çıkıp işte insanları beklentisini karşılayayım diye bir taahhütte bulunmak çok doğru değil. Yapacağımız şeyleri söz verelim ve verdiğimiz sözü de yerine getirirsek öyle zannediyorum ki az önce belirlediğim hedef olan Kayseri sporumuzun işte başarılı olması hedefini hep beraber gerçekleştirmiş oluruz. Bu arkadaşlar bakın artık eskiden 3 tane 5 tane iş adamına veya 1 tane iş adamına bu işler yükleniyordu. Artık o dönemler bitti. Kulüpler ayaklarını yorganlarına göre uzatmak zorundalar. Gerek Futbol Federasyonumuzun son yaptığı düzenleme, gerekse finansal fair play diye uluslararası futbol organizasyonlarının ortaya koymuş oldukları kurallar artık kulüpleri belirli bir sınırın dışına çıkartmıyor. Peki bu noktada ne yapıyor? Bakın geçen gün haberlerde izledim. Bir Avrupa kulübüydü. Yani futbolcuyu alıyor, 3 gün sonra o futbolcunun parasını forma satışından çıkartıyor. Ya, bunun gibi biz işte bu SMS mesela, bu bir fırsattır. Forma satışı bir fırsattır. Az önce başkanımızın söylediği gibi herkesin bir forma almasına gerek yok. Yani gücümüze göre neyse 3, 5, 10, 20, 100 neyse yükü eşit paylaştığımız zaman hiç kimse rahatsızlık duymaz. Başarı da o zaman gelir. Ama biz de bu topladığımız kaynakları nereye harcadığımızı şeffaf bir şekilde kamuoyuna bildireceğiz. Yani şu anda zaten bizim kampanyalarda paralar toplandığı zaman bunların nerelere harcandığı konusunda biz kamuoyunu bilgilendirebiliyoruz. Kulübümüz o bilgilendirme yapacak. Bizler de resmi olarak bu bilgilendirmeyi yapacağız. Vatandaş bu kulübe yaptığı yardımın nerelere harcandığını da şeffaf bir şekilde görecek artık. Yani bu kampanyalar onun için çok önemli arkadaşlar. Biz teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Evet.